Değerli Şerif'in kanalı aboneleri ve izleyicilerimiz. Dün gerçekten 100 yılın felaketini yaşadık. Kahramanmaraş'ın pazarlar merkez üssü olan 7,7 şiddetindeki deprem 10 büyük kentimizi de etkiledi. Maalesef 100 yılın felaketiyle karşı karşıyayız. Çok büyük bir deprem. Önce hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diliyorum. Tabii ki İzmir olarak da depreme duyarsız kalamazdık. Başta vatandaşlarımız ve spor kulüplerimiz olmak üzere çok büyük bir seferberlik başladı. Evet, Altay Kulübü yayınladığı mesajda depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Her zaman için yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz, üzüntülerimizi belirtiyoruz. Başımız sağ olsun. Ayrıca Altay taraftarı da yine yardım kampanyaları, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım kampanyaları düzenleyerek her türlü desteğe hazır olduklarını can siparane şekilde belirttiler. Evet, İzmir'imizin sarı kırmızılı ekibi Göztepe ise yine depremden duyulan üzüntü belirtildi. Instagram, Facebook gibi Göztepe Spor Kulübü duyurularıyla Gürsel Aksel Stadyumu'nda yardım kampanyası deprem bölgesine ulaştırılmak üzere düzenlendi. Yine Göztepe'li futbolcular, voleybolcular ve diğer branşlardaki sporcular sosyal medya aracılığıyla yine İzmirli vatandaşlarımızdan destek istediler. İzmir'imizin yeşil kırmızılı ekibi Karşıyaka ise Mustafa Kemal Atatürk kapalı spor salonunda yardımları toplamaktadır. Yine Karşıyaka Spor Kulübü, Karşıyaka'nın taraftar dernekleri ve Uni Karşıyaka düzenledikleri organizasyonlarla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olduğunu belirttiler. Bu arada yine bugün üzücü bir haber geldi. Hatay'da askerlik görevini yapan Eren Çelik kardeşimiz maalesef şehit oldu. Karşıyaka taraftarı. Evet, Allah'tan rahmet diliyoruz şehidimize ve diğer deprem şehitlerimize. Yine İzmir'imizin Sarı Lacivertli ekibi Buca Spor ise yardım kampanyasını kendi tesisleri olan Cemil Şoboy tesislerinde taraftarları aracılığıyla organizasyonu yapmakta. Yine Buca Spor'da yayınladığı mesajla depremden duyulan üzüntü belirtildi. İzmir'imizin şeytanları Altın Ordu ise onlar da kendi testlerinde yardımları kabul etti. Yine depremin yaralarını sarmak için spor okulu öğrencileri ve futbolcusuyla, yöneticisiyle el birliği içerisinde yine deprem bölgesine destek belirtildi. İzmir'imizin diğer kulüpleri Viven Bornova, Menemen Spor, Bornova Yeşilova ve diğer ismini sayamadığımız İzmir kulüpleri ise başsağlığı mesajı dileyip yine İzmirli halkımızı yardıma, deprem bölgesine yardıma çağırdı. Evet, üç büyük kulübümüz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta yine taraftar grupları ortaklaşa organizasyonlar yaparak İzmir'deki vatandaşlarımızı yardıma davet ettiler. Evet, Trabzonspor, Uni Genç
gençler, gurbetçi gençler, kan bağışı, yine depremden duyulan üzüntü belirtildi. Yine Trabzonspor'da her türlü yardım için gerekli adımların atılacağı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu tüm kurumlarıyla seferber oldu. Yine depremden duyulan üzüntü belirtildi. Evet, çok büyük bir felaket. 100 yılın felaketi. Evet, tüm halkımız 85 milyon el ele verip bu depremin yaralarında saracağız. Ben de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tez zamanda iyileşmelerini, depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunar. Yüce Rabbimin bir daha ülkemize böyle afatlar yaşatmamasını Yüce Rabbimden temenni ederim. Tekrardan başımız sağ olsun.